Benim işim formlarla, biçimlerle, kıvamlar arası geçişlerle, aynı zamanda formlar arası da geçişlerle. Kıvamlar arası geçiş dediğimiz şey, bir şeyi süreyenlikten, durağanlıktan kurtaran bir şeydir aynı zamanda. Benim için insanlar arası geçiş de demektir. Bedensel ve zihinsel bir güç talep eden iştir seramik. Ne kadar yorucu olsa da pozitif bir strestir, olumlu bir strestir. Çünkü yaratıyorsunuz. Seramik çamurunu bir düşünelim. Çamuru amorftur. Hiçbir şeye benzemez. Bir topak çamur düşünün. Özgürlük dediğimiz şey de zaten budur. Şöyle bir topak çamuru siz ellerinizle tamamıyla el ve zihin gücünüzle şekil verirsiniz. İstediğiniz forma sokarsınız. Bu arada tabii ki zihnin bir yolculuğudur bu. Gereken özeni gösterirseniz şöyle bir form kazanabiliyor. 12 yıldır bu işin içindeyim ben. Daha öncesi Almanya'daydım. Eğitimimi de Almanya'da aldım zaten. İlk mesleğim hemşirelik. Hemşirelikte doyum noktasına ulaştığımı gördüm ben. Bana artık hitap etmemeye başladı. Ve bana uygun olan ve en önemlisi de canımın hiç sıkılmayacağı bir alan olarak gördüğüm için seramiğe başladım. Daha okul zamanında halk eğitim merkezlerinde, heykeltıraş Fritz König'in müzesinde, mülteci kamplarında, uyuşturucu kullananlara yardım eden bir dernekte seramikçi kimliğimle çalıştım. Mesela burada da aynı şekilde bu işlere devam ediyorum ben. Haftada bir Surp Pırgıç Ermeni Hastanesi'nde zihinsel ve bedensel engelli gençlerle, çocuklarla çalışmalar yapıyorum. Mesela bu çalışmayı Zibeç'teki çocuk ve gençler yaptım. Şu figüratif çalışma hiperaktif bir çocuğun çalışmasıdır. Ben gittiğimde mesela hep Melike öğretmen, Melike öğretmen diyor çocuklar. Aslında öyle değil. Onlar da benim öğretmenim. Sezgisel güçleri törpülenmediği için bu çocukların, bu bireylerin dünyayı algılama şekilleri de farklı. Baskın sosyal düzende yer alamadıklarından dolayı bir takım şeyler bizdeki durumlardan çok daha farklı. Mesela rekabet olgusu hiç yok bu çocuklarda. Herkesin yaptığı kulak farklıdır, el farklıdır, yüz farklıdır, bacak farklıdır. Balat insanı canlı kılan bir yer. Atölyemin de kurulduğu bu bina mesela Musevilerden kalma bir binadır. Balat'taki pek çok binanın altında Bizans kemerleri vardır. Bunlar çok önemli faktörler. Balat'ı Balat yapan faktörlerden biri. 2 yıldır buradayım. 2 yılda ne tür değişiklikler oldum? Şöyle bir düşündüğüm zaman bu bahsettiğim özelliklerine de vurulup buraya gelen arkadaşlarımız var. Kendi atölyelerini açıyorlar. Kendi ofislerini kuruyorlar. Balat'ın çehresini değiştiren, çağdaş bir izleye sürükleyen kişiler bunlar. Karıncalar. Burada çalışırken herkes Balat'a da katkılar sunuyor. Balat'ta sanatçı olmak hele yine böyle ağır bir iş, işte öyle diyelim. İlk başta biraz ufak pürüzler yaşamadık değil. Karşı komşumuz bile mesela ilk 3. haftasında filan geldi, basamakların uğrunda durup gözlerime bakıp hiç gülümsemeden işte komşu hoş geldin ara, hayırlı olsun ara. Bu arada hiç gülümsemiyor. Gözlerime bakıyor derin derin. Umarım barınabilirsin dedi bu kadın ve çekti gitti. Ama zaman içerisinde çalışmaya geldiğimizi, yani yaşamsal amacımızın bu olduğunu gören çevre de bizi benimsedi. Bize sahip çıktı hatta. Yani bunu bütün büyük bir gönül ferahlığıyla söyleyebilirim. Bu kapıdan herkes içeriye girebilir.